Arkadaşlar hepiniz basın odasına hoş geldiniz. Daha önce burada Vincent Cassel'leri, Zendaya'ları ağırladığımız bu önemli bölümümüz. Evet. Şimdi çok sevdiğimiz, zaten programlarda da sıkça adından bahsettiğimiz sevgili dostumuz Levent Kazağımızı ağırlıyoruz. Levent abi hoş geldin basın odamıza. Hoş bulduk. Merhaba. Genel bir soruyla başlayalım. Ya zaten aslında siteye girdik, baktık ve videolar çok kendini açıklayan videolar zaten ama buradan da bir tekrar duyurmak ve anlatmak için senaryostudiosu.com adresi sitenin ve burada çeşitli senaryo atölyeleri yapılıyor. Zaten belli renklere ayırmışsınız. Gayet anlaşılır bir feed'i ve akışı var ama tekrar ben sistemi ve nasıl bir yapı kurduğunuzu burada bir kez daha sormak istiyorum. Şimdi senaryo stüdyosu öncelikle bizim 2004 yılında Barış Piresan'la birlikte kurduğumuz bir okul, senaryo stüdyosu adında bir okulumuz vardı. Fiziki bir mekanda kurduğumuz. 3 sene falan sürdü. Bitirme sebebimiz kendimize ayıracak vaktimiz olmadığından bitirmek zorunda kaldık. Bir şey yapamaz hale geldik. Projeler için bir okuldu o, kişilerden ziyade. Şöyle ki, oyuncular oyunculuk eğitimi veremezler. Yani çünkü oyuncu oyunculuk eğitimi verirken kendi tekniğini geçirmeye çalışır. Kötüdür yani, yanlış bir şeydir. Senaryo yazarı da senaryo yazıyor diye senaryoyu öğretemez. Başka bir şey, her senaryo yazarın kendi tekniği vardır. Kaldı ki biz alaylıyız yani, kendi kendimize keşfettik yani nasıl yürüneceğini orada. Öğrenci almaktan ziyade proje kabul ettik senaryo stüdyosuna. Dolayısıyla şeyimiz, bizim öğrencilerimiz o projelerdi. Senaryo yazarı bir projeyi geliştirebilir, bir projenin geliştirmesine yardımcı olabilir. Öyle başladı iş. Sırrı Süreyya'nın filmi oradan çıktı. Adem'in Trenleri oradan çıktı. 3-4 tane film çıktı. 10'a yakın dizi çıktı oradan o 3 sene içinde. Ama biz onu kapamak zorunda kaldık. Şimdi aradan uzun bir vakit geçti, 15 sene diyelim. 15 sene sonra ben birkaç senedir kaşınıyordum, illa bu tekrar açalım istiyordum. Biraz daha genişleterek açtık. Senaryo stüdyosu bir okul değil öncelikle. Sadece eğitim olarak temel eğitim derslerimiz var. Yani onun dışında sektör profesyoneli olmak isteyen insanlara aslında bir değil mi? Bir alan açan bir yer. Proje geliştirme merkezi diyebiliriz oraya. 3-4 tane temel eğitimimiz var. Bu temel eğitimler farklı disiplinlerde. Ben bütün hikaye anlatma disiplinlerini dahil etmek istedim işin içine. Yani ilk açtığımızda sadece senaryo vardı. Şimdi oyun da var işin içinde. Şimdi roman da var. Romanda bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Uzun süren bir süreç bu. Podcast de var. Kurmaca podcast, altını çiziyorum. Çok önemli, ayırmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili temel eğitimlerimiz var. Onun dışında proje geliştirme atölyelerimiz var. Yani projeleriyle başvuruyorlar ve o projeleri biz uzun bir sürede onlarla birlikte geliştiriyoruz. Bu 4 disiplinde de proje geliştiriyoruz. Bir de aslında en önemlisi, benim en dikkatimi çeken, birebir aldığı hizmet aslında kullanıcıların o. Şimdi 4 tane şeyimiz var orada. Renklere böldük rahat anlaşılsın diye. Çünkü önce böyle çok karışık oldu, çok fazla atölye vardı. 4 rengimiz var. Birincisi sarı atölyeler. Sarı atölyeler atölye olarak bizim bildiğimiz klasik atölyeler. Bilgilendiren atölyeler. Temel eğitim de orada. Okuma atölyeleri de orada. Yani okuma atölyelerimiz var, çok önemli. Alt metin çalışmaları için. Yazma atölyelerimiz de orada. Bütün sarı atölyelerimiz bizim klasik anlamda bilgilendirici atölyeler. Kırmızı atölyeler ise seçmelerle kabul edilen atölyeler. Yani geliştirmek istenen hikayeyle başvuruyorsunuz. Zaten ondan var, olan bir hikaye var yani. Olmak zorunda o hikaye. Biz o hikayeyi bir danışmana başvuruyorsunuz. O danışmanın kalemi ise o hikaye, onu geliştirmek istiyorsa kabul ediliyor. Çok az sayıda kabul edebildiğimiz için
Hikaye geliştirmelerde grupların 4-5 kişiden fazla olmaması gerekiyor. Hani 6-7 de var ama maksimum o. Yani 30 kişiyle şey geliştirme yapamıyorsunuz. Çünkü karşılıklı konuşmanız gerekiyor. Karşılıklı çalışmanız gerekiyor. Turuncu atölyelerimiz var. Turuncu atölyelerimiz sponsorlu atölyeler. Gain galiba sponsorumuz değil mi? Bir sponsorumuz Gain. Ana sponsorumuz diyebiliriz. Gain'le şey yapıyoruz. 14 tane belgesel yapıyoruz. Senaryo stüdyosundan çıkacak. Sitcom yapıyoruz bir tane. Yayınlanacak sitcom yapıyoruz. Ve sitcom için yazarları genç yazarlardan seçip onların yazmasına teşvik edeceğiz. Onların yazma, yani onlar yazacaklar. Storytel. Onlara da bir... O da çok güzel. Çok güzel. Bir deneme yapıyoruz şimdi. Yani şeyi bitireceğiz. Hem bir hikayemiz var. O hikayeyi bir sesli tefrika haline getireceğiz. Bir sesli kitap haline getireceğiz ve çekeceğiz, bitireceğiz ve şeyde yayınlayacağız Storytel'de. Ve bunların artması gerekiyor. Yani aslında benim amacım burada bütün atölyelerin turuncu olması. Çünkü yazı yazmak için para alınır, para verilmez. Ve yani şeyi biliyorum ben... Bir yerlerde yetenekli, çok yetenekli sadece yazan birileri var ve onların ayıracak bu işe, ayıracak zamanları var ama ayıracak paraları olmayabilir. Dolayısıyla biz ilk start alırken bütün atölyeleri tabii ki turuncu yapamadık. Fakat şey bize çok moral verdi, Gain. Cem Aydın şeyi görür görmez, ben Cem'le bir şeyle buluştum, online bir buluşma yaptım. Henüz site açılmamıştı ama sitenin şeyini gösterdim böyle gözüyle falan şeye girdi. Falan. Biz dedi ne yapabiliriz size yardımcı olmak için, söyleyin onu yapalım dedi. Yani o bizim için çok büyük moral oldu. Şöyle ki bir doğru yoldayız ve bu böyle yürüyecek. E tabii bir de öyle bir kurumu yani arkan olarak bir işe başlamak da bayağı güç verir tabii ki insan. Bir de mavi atölyelerimiz var. Mavi atölyelerde tek kişilik, kişiye özel sınıflar var orada. Burada şey olabilir, hikayeyi başkalarıyla paylaşmak istemeyebilirsin. Birebir şey yapmak isteyebilirsin. Hem bir de orada mentor ilişkisi gibi bir ilişki de kurulma ihtimali var. Aynen öyle, aynen öyle. Bizim dört rengimiz bunlar. Sektör profesyonellerini yetiştirme adı altında kurulan bir şey. Gerçekten bu arada çok da önemli yani. Çünkü bir sürü genç var. Çok zeki aileleri var, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hani yani o yapım şirketlerine ulaşmak kolay bir şey değil yani ve bir sürü bunun sıkıntısını yaşayan insan olduğu için de ayrıca kıymetli buluyorum. Yani aslında şey son yıllarda özellikle çok fazla görüyoruz. Yani hayallerini gerçekleştirmek isteyen yazar, oyuncu ya da yani herhangi bir sanat dalından kişilere hani buyurun gelin seminer, kurs, oyunculuk kursu, işte senaryo kursu siz de yapabilirsiniz gazıyla aslında insanları kendilerine çeken çok fazla atölye ve yani evet. Ya da seminer var. Sizin aslında burada yani biraz açıkladım tabii ki temel farklarını yani en azından bir yani bir yazarlık geçmişinden gelmesi gerektiğini belki de bir profesyonellik anlamında. Yine de başka eklemek istediğim bir şey olur mu buraya ve bir de yani hani... Şimdi birkaç tane şey var. Siz nasıl bir eksik gördünüz? Var. Bir kere fikrime sponsor arıyorum bölümü var. Buraya hani direkt olarak bir fikriniz var. Bu fikir her şey olabilir. Bu şeyi kısa tutmaya çalışıyoruz. Eğer fikri çok uzunsa sayfalarca onu kısaltmasını istiyoruz. Çünkü kısaltmak yazmanın en önemli aşaması. Yani çünkü bütün gelen hikayeleri biz önce uzun hikayeyi indirip çok en kısa paragraf haline getirip tekrar açmak bizim işimiz. Mesela şu anda 150'ye yakın başvuru var. Ben okumaya başladım ve hani bitmiyor. Yani şeye bitmiyor. Ben okudukça yenisi geliyor. Fikrime sponsor arıyorum da bizim niyetimiz şu. Orada sponsor bulunabilecek şeyleri ayırıp fikirleri, gelecek hikayeleri ayırıp, evet, ayırıp onları bir takım yapımcılara gösterip bakın
burada bir hikaye var. Zeynep bir hikaye yazmış. Sürekli işler halinde olan bir pitching platformu. Bir köprüde buluşmaların sürekli işler halinde olan gibi. Aynen, aynen o. Temsil etme hakkını alıyoruz. Hikaye tamamen sana ait oluyor ama şey gibi, oyuncu menajerleri gibi düşünebilirsiniz. Evet, yani biz onu oraya buraya götürelim ve yani o evrak işiyle sen uğraşma. Uğraşma. Hem öyle hem de, öyle de söz verdiğimiz zaman, oraya onu verdiğimiz zaman daha sonra da problem çıkmasın sponsorla aramızda. Sponsora da burada vereceğimiz şey, sponsor Zeynep'in hikayesini geliştirmek üzere bir bütçe veriyor bize. Biz geliştiriyoruz. Bunun karşılığında şeye, yapımcıya şunu veriyoruz biz. Bu hikaye gerçekleşirse ilk yapma hakkı sizde olsun diyoruz. Biliyorsunuz hikayeden bu iş olur mu olmaz mı diye. O yüzden bütün büyük stüdyoların, büyük yapımcıların dünyadaki bir ARGE şeyi var, bütçesi var. Yani bu film olur mu olmaz mı anlamak için onu yazdırıyorlar. Tabii ki. Onun yazılması gerekiyor. Bu henüz Türkiye'de yazılan tek şey çekilmek üzere yazılıyor. Halbuki öyle olmak zorunda değil. Bakmak için de yazılabilir. Çekiliyor mu, çekilir mi, çekilmez mi? Ha, çekilecekse onun üzerine belki bir şey daha ekleyip, bir profesyonel yazar daha ekleyip, üzerinden bir daha geçip, onun bir daha ayarını yapıp öyle çekmek. Çekilmiyorsa rafa kaldırmak ya da bir başka formata çevirmek. Bir de bütün formatlar geçirgen artık. Bütün hikaye anlatma formatları. Yani şu anda mesela Amerika'da çok duyabilirsiniz, podcastlerden filme dönüşüyor. Dizi mesela dönüşmüştü. Diziye dönüşüyor. Tam tersi, pilot olarak bir dizi fikrini podcast olarak önce yapıyorlar. Çünkü hikayeyi duyuyorsunuz, görüyorsunuz ve maliyeti de oldukça düşük. Ondan sonra bir test ediyor, ondan sonra diziye çeviriyor. Diyoruz ki biz de Zeynep'e, gel bir podcast yapalım hikayeni, ondan sonra bakalım ne olacak diyebiliyoruz. Bunun sonucunda bunun bir ekole dönüşebileceğini öngörmek mümkün mü? Mesela yani ülkemizde böyle net işaret edilebilecek bir ekol yok ya. Bir dönem hani Bilgi Üniversitesi'nden pek çok sinemacı çıktı, bir sürü kısa film yaptılar. İşte bir dönem Mimar Sinan'da bir ekol oluşturma çabasındaydı, oradan pek çok sinemacı çıktı ama işte şimdi geldiğimiz noktada işte kayyumlar atandı, orada kültür talan edilmeye başlandı falan filan. Hani bizde bir böyle bir Polonya'daki işte Luj ya da New York'taki film okulu gibi kendi başına bir ekol haline gelmiş bir akademiyi işaret etmek şu anda bana çok zor geliyor. Sizin kurduğunuz bu yapının belki ilerleyen dönemde böyle bir şeye dönüşebileceği... Dönüşebilir. Bir ihtimal var, dönüşür. Çünkü bizim ilk 2004'te kurduğumuz o 2-3 senede kurduğumuz o küçücük bir apartman dairesinde kurduğumuz senaryo stüdyosu gerçekten bir ekole dönüştü. Yani çok fazla ürün çıktı oradan. Eğer bütün aşamaları da düzgün, yani buradan gelen fikirleri gerçekten o tarafa geçirip oralardan da sponsorlardan da bir şey alıp, sponsor dediğim yapımcılardan, yayıncılardan, ya bunu görmek istiyoruz. Her şeye yatırım yapıyorlar. Yani büyük büyük paralar veriyorlar, stüdyolar kuruyorlar, kameralar alıyorlar filan ama içeriye hiç yatırım yapılmıyor Türkiye'de. Şu anda en fazla ihtiyaç olan şey içerik. İçeriğin ilk temel taşı da tabii malzemesi de yazım öncelikle. Az önceki ekol sorusunu yine şununla da birleştirebilirim. Bir hoca kadrosu var tabii ki karşımızda. Öncelikle hani bu kadronun nasıl bir hassasiyete göre seçildiğini tabii ki merak ediyorum. Bir de hani bir ekolden bahsedeceksek tabii ki hani hocalar arasında bir uyum, bir kafasal bir uyum, bir sinema dünyası veya işte üretim dünyası içerisinde bir mantıksal açıdan bir uyum, bir birliktelik olması gerekiyor ya. Ne kadar aslında buradaki hocalar birbirine yakın, benzer sanat görüşüne, benzer dünya anlayışına, benzer değer yargılarına belki sahip diye sorayım. Çok değiller bence. Olmak da zorunda değiller bence. Yani her taraftan çekiştirmek gerekiyor. Yani bir çatışmanın olması gerekiyor. Çatışma olmadan, yani uzlaşmak bu tür işlerde en tehlikeli şey.
Çok farklı yani, renklerde şeyler var, kalemler, hocalar var orada, danışmanlar da diyebiliriz. Yani mesela işte Barış Pirasan var, Ezel var, ben varım, Ercan Mehmet Erdem var. Evet. Oyunda Ebru Nihan var. Sonra, çok seviyorum kendisini. Epey bir isim var. Şimdi Deniz ben, Göktaş'ın sanırım bir stand-up üzerine bir eğitimi oldu. Evet, onu ben önerdim ona. Deniz bence şey dedi, ya ben dedi şey başladım, daha yeniyim yani, ben dedi ne anladım. Dedim ki yani stand-up atölyesi olmaz ki. Yani hani neden stand-up atölyesi olmaz? Çünkü stand-up rap gibi bir şey. Kendin üretmek zorundasın. Yani ben oturup şey tabii ben oturup Zeynep'e yazarım, ben baksana stand-up metni yazdım çık sahneye diyemem. O olmaz o. Benim yazdığım metinle Zeynep'in anlatmak istediği hayat uyuşmaz birbirine. Dolayısıyla biraz kişiye özel bir şey o. Deniz 2 saat süren bir atölye yapıyor. Adı da neden stand-up atölyesi olmaz. Çok, çok zengin bir kadromuz var ama atlarım diye. Orada siteye girince isimleri görülüyor zaten. Evet, tabii bütün isimleri saydırmayın bana. Şimdi şey geldi aklıma, yani disiplinler arası bir eğitim almak için bir yandan işte sinema üzerine eğitim almak, bir yandan roman üzerine eğitim almak, aslında bunu yapmak için de uygun bir yere benziyor. Yani birkaç alanda birden kendini eğitmek isteyen birine de bir yol açabilecek bir yere benziyor. Aynen öyle. Çünkü bunların hepsi hikaye anlatma disiplinleri ve bunlar hep yan kol olarak var. Yani senaryo okumak istiyorsanız bir sinema bölümünde bir ders olarak senaryo dersi alıyorsunuz. Gidip tek başına gidip bir senaryo okuyabileceğiniz bir yer yok. Şeye gelince roman edebiyatta girmiyor senaryo. Çünkü bitmemiş bir şey. Onu ayırıyorlar, edebiyat bambaşka bir yere gidiyor orası. Oyun da edebiyatta giriyor aslına bakarsanız. Ama bence bunların hepsi hikaye anlatma biçimleri. Dolayısıyla bunların hepsi aynı başlık altında olmak zorunda. Şey söyleyeyim, online gerçekleşiyor. Tabii ki, tabii ki online. Yani herkes Barış Berlin'de, ben Bozcaada'dayım. Bir arkadaşımız Giresun'da, diğeri Muğla'da. Giresun'da kim var ya? O şanslı talihsiz insan kim Allah aşkına? Ekipteki. Yiğit var, bizim front endçimiz. İşe başlarken. Yani öyle bir ekibiz biz, 7-8 kişilik. Yiğit selamlar olsun Giresun'a buradan. Bizi izliyorsan. Devam edelim o zaman. Tabii. Diğer sorularımıza geçiyorum artık. Öncelikle tabii ki şeyi ikimiz de çok merak ettik. 2016'dan beri yeni bir senaryonu görmedik ve merak içinde olduğumuz için de sormak istedik. Yani yolda projeler var mı, yoksa şu an bütün bu efor şeye mi kaymış durumda? Atölyeye, okula kaymış durumda mı? Şimdi ben 3-4 senedir bir kitapla uğraşıyorum. Bir Ankara Savaşı hikayesi yazıyorum. Yıldırım Beyazıt'ın terzisinin gözünden Fethet dönemini anlatıyorum ve çok oyuncaklı bir iş, çok okumak gerektiren bir işti. Uzun 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 çalıştım. Böyle son bölümüne geldim. Nefesim orada bir tükendi. Ve onu bitirmek istiyorum. Araya şey girdi, Zeki Müren girdi. Tam Zeki Müren'e başladık. Tam çalışmaya başladım. Pandemi başladı. Pandemi ve Zeki Müren böyle bir şey oldu. Çok eklektik, böyle hiç benzemez iki şey. Öyle hani Işıklar ve parıltılardan bir anda kasvetli bir şey dönüşünce şey çok önemli. Yazarın yazarken eğlenmesi, keyif alması dan daha önemli hiçbir şey yok. O tamamen karşı tarafa geçen bir şey. Zorla böyle ittirdiğin zaman, o bir şey çıkarttığın zaman o da karşı tarafa geçiyor. O yüzden biraz böyle şey yaptım, bir yavaşladım şeyde. Yavaşlayınca bu proje çıktı, bu projeyi bitirdim. Fakat başladım, çok böyle tretmanı da bitirdiğim için başladığım işi bitireceğim. Ama onu bitirdikten sonra uzun süre şey yapmayı düşünmüyorum, senaryoyu. Düz metni çok sevdim. Gerçekten mi? Bayıldım yani, çok şey hissediyorum. Yani çok da zor geçiş yaptım. Yani ben
Senaryo yazmaktan düz metin yazmaya geçerken çok zorlandım. Çok farklı iki disiplin. Yani İngilizce ile Türkçe gibi farklı iki dil bütünüyle. Onun için önce küçük küçük hikayeler yazmaya başladım. Çünkü senaryoda şey yok, iç dünya yok, hiçbir şey yok. Yani senaryo sadece bir önerme. Yani üç kişi oturmaktadır, işte dışarıdan şu sesler gelmektedir, işte sabahtır. İşte filan deyip hep böyle bir ne olması gerektiğini birisine tarif ediyorsunuz. Tamamen yönetmene yazılan, yapımcıya yazılan bir iştir senaryo. Ne düşündüğün, nereden geldiğin yoktur senaryoda. Onu şey yaparsın, aksiyonlarla o ne düşündüğünü çıkartırsın. Durumlar yaratarak o iç dünyayı çıkartırsın. Düz metin öyle değil. Düz metin çok geniş bir alan ve orada önce ben çok zorlandım. Çok fazla edebiyat yaptım ilk başlarda böyle. Öyle eyvah, betimlemeleri buldum diyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun sen? Böyle bir onlara daha yalın. Bunca tecrübeden sonra öğrenci oldum. Tabii. Hikayelere başladım önce. Hikayeler yazdım. Sonra yavaş yavaş şeyime geçiş yaptım. Şu anda orada düz metin yazmaktan dolayı çok mutluyum. Senaryolardaki bitmemişlik bazen insanı çok yorabiliyor. Beni çok yordu. O yüzden bir düz metinin bir bitmişlik durumu da var. Her şeyi topluyorsunuz falan, kapatıyorsunuz. Zeki Müren'i bitirip ardından bu gerçek bir son filmle kitap maceramla devam edeceğim. Yani. Çünkü babama anlatacağım ikinci bir düz metin şeyim daha var. Daha sonra bakarım ne oluyor, ne bitiyor. Harika bir karakter babası. Okumak için iple çekiyorum. Müthiş bir karakter. Peki ama bir tane tabii ta o zamanlardan tanıştığımız için yani Heberlileri yaptığınız dönem son siyasi hiciv programımız. Evet. Zaten yani sonra da programın içinde yani daha doğrusu programın içindeki skeçlerin o aşırı ironilerin gerçeğe dönüştüğü bir ülkede yaşıyoruz aslında şu anda. Öncelikle bunu nasıl karşılıyorsun? Bir de şu anda geldiğimiz noktada mizah nasıl bir muhalefet aracı sence? Şu anda geldiğimiz noktada mizah bir kere bir mizahçıların yaptığı bir şey değil artık mizah. Mizah herkesin yaptığı bir şey. Ve içinde bulunduğumuz çok sert şeylerden geçiyoruz. Çok garip durumlardan, garip anlardan, garip pozisyonlardan geçiyoruz ve bazen o kadar sert ki mizah her şeyi yumuşatan, insanların tahammülünü arttıran bir şekilde yani of ya yine olan işe bak ya yerine espri yaparak o durumdan kurtulmaya çalışıyoruz. Yani aslında yere çakılmamak için konan o hava dolu hani bir şey gibi bir yastık görevi görüyor mizah. Evet yere çakılmamak. Çakılmamak için. Herkes onu o şekilde kullanıyor. Ama görmüyorum ben. Mizahçı yani. Mizahçılar o alanlar tamamen olmuş vaziyette. Bloke edilmiş vaziyette. Yani mizah yapamıyorsunuz. Çünkü hiçbir şeye dokunamıyorsunuz. Mizahın ilk baktığınız zaman, tarihine de baktığınız zaman aslında söyleyemediğiniz bir şeyi başka türlü söylemeye yarayan bir araçtır mizah. Çok ağır bir sansür var. Yani sansür... Hem devletten hem toplumdan bu arada yani mizaha karşı olan o sansür. Evet. Yani devlet sesini çıkarmasa ve görmezden gelse mesela bu sefer toplum kendi hassasiyetleri üzerinden mizahçıya bir baskı mekanizması uyguluyor. O aslında çok korkunç. Aynen öyle. Bir de o sansür yaşama biçiminde var. Yani evet. İki insan konuşurken bunları söylemezler, böyle oturmazlar, kadın böyle cevap vermez erkeğe filan şeklinde garip bir başka türlü bir sansür var. Dolayısıyla bu da çok zorlaştırıyor her şeyi. Böyle
suya sabuna dokunmayan garip küçük alanlar bırakıyor. O alanlarda, dar alanlarda mizah yapmaya çalışıyorsun falan. Şey öyle değil, sosyal medyadaki mizah, gezide çıkan o mizah. Çok daha yani, progresif tabii ki. Tabii ki çok daha progresif, çok daha canlı, çok daha renkli ve bir tahammülümüzü arttıran ve şey yapan, ben bayılıyorum, çok komik şeyler görüyorum ama artık bu profesyoneller tarafından yapılan değil, herkes tarafından sıkışan bir başka türlü bir kult buluyor ve onu o mizahla paketliyor vesaire. Durum bu, durum içler acısı aslında bakarsanız çünkü... Evet. Bir de sen her iki döneme de çok hakim ve o iki dönemde de iş üretmiş biri olduğun için, yani hem tırnak içinde eski Türkiye ve hani hatta 80'lerden başlayan dönemden beri ve şu an bu dönem, yani ve bu iki döneminde iki başka ekonomide... tabuları var ya, yani evet. Orada bambaşka tabular vardı. Şimdi hem o tabuların bir tortusu var, hala evet. Onlar bir gölge gibi duruyorlar. Bir de artık yepyeni, daha fazla dillendirilmeye başlanan yeni tabular var. Gerçekten bir yazar için çok büyük sıkışmışlık hissi olmalı. Hem sıkışmışlık bir yandan da, ya bir yandan da besleyici de bir şey aslında. Bir yandan da evet, aşman gereken evet. Sürekli belli şeyler, engeller var. Hep ileriye dönük şeyler var. Şu şöyle olsa bak ne yaparım. Tabii, ben. Evet. Bu böyle olsa yani, böyle bir evet. Şey yaparım. Senin beyninin içi müthiş bir birikimle dolu olduğunu tahmin edebiliyorum gerçekten. Tüm o ekollerin yani birleştiği bir yer olduğu için kafanın içi. Haberlerde ilk haberleri başladığı zaman şeyi tutturamamıştık. Yani o zaman daha o zaman da ağır bir sansür var. O zaman direkt sansür vardı. Otosansür bu kadar yaygın değildi. Evet. Yani şu anda otosansür yani herkesin içine bir çip gibi yerleştirilmiş vaziyette sokakta, sosyal medyada. O zaman en azından direkt sansür vardı ve çözüm arıyorduk. Yani ne yapacağız? Şey gibi böyle bir dalga geçerek üstten bir önce bir yöntemler denedik, olmadı. Sonra benim aklıma bir şey geldi. O bir günde oldu o. Arkadaşlar durun dedim, biz yandaş olmak zorundayız. Yani mizahı ancak yandaş olarak yapabiliriz dedim. Ve birdenbire biz çok ağır ağır bir yandaşlıkla şey yapmaya başladık. Aslında haberler... bize de ilham veren biraz o ton yani değil evet. Mi? Kıraathanede bizim yani şu an yapmayı denediğimiz diyelim. 500-600 bölüm haberler evet. Yaptık. Çok ciddi bir sayıdır bu. Çok. Çok yandaş olduğumuz için kimse bizi şikayet edemedi, mahkemeye veremedi. Çünkü bizden daha şeyi yok. Yandaşı yok. Bizden daha fazla kimse sevemez seni. Şimdi o yöntemle maçı çok güzel götürdük. Ve İroni denilen şeyi bir daha parlattık, bir daha koyduk. Onun şeyi olduk neredeyse, uzmanı olduk. Muhalefet kaynağını da kadrajın içine koyduk. Yani aslında yandaşla diğeri gelip bilmem ne dediği, sus sen ne yapıyorsun bilmem, aralarında bütün söylemeleri gereken şeyleri birbirlerine söylettik. Haberlerin şeyi, macerası böyle kapanmak zorunda kaldı. Yemek kanalına çevirdiler yani. kapatacağım. Dijitürk şey oldu, el değiştirdiği anda ilk ne yaparlar el değiştirince, genel müdürlüğe gidersin bir şey. Bizim stüdyoya geldiler yani. Geldiğimiz nokta ise... O bizim o komedi diye yaptığımız o grotesk yandaşlığı gerçekte, realde görüyoruz şu anda. Şimdi sinemaların içinde bulunduğu çok çaresiz bir durum var şu günlerde. Açılamıyorlar. Ülkemiz gibi bazı ülkelerde de yani devlet desteği de olmadığı için gerçekten pek çoğu belki de pandemi bittiğinde kapanmış olacak. Ve bu çok konuşulan bir şey bile değil şu anda. Yani gündem maddelerinden biri bile olamıyor haliyle ülkede. Ve buna paralel olarak tabii ki stream servisleri işte ardı ardına açılıyorlar, büyüyorlar. Gitgide tahmin ettiğimizden çok daha fazla içerik tüketir hale geldik. İnsanlar bütün gün evde bir şeyler izliyorlar ve yenilerini arıyorlar. Geçmişe yönelik izlemeler de çok arttı. İnsanlar geçmişte yapılmış işleri de çok fazla izlemeye başladılar. Dolayısıyla yani senin de dediğin gibi sektörün çok fazla hikaye ve senaryoya ihtiyacı var bu durumda.
Ben bu kadar içeriye ihtiyacımız var mı gerçekten, yoksa bu bir yerde patlayacak bir balon mu emlak piyasası falan gibi bir kafamda sürekli bir soru işareti var. Yani bütün bunlar yarın öbür gün bittiğinde, koronadan normal hayata döndüğümüzde nasıl bir gelecek öngörüyorsun hani kendi bakış açından diye sormak istiyorum. İnsanların çok fazla evde kaldığını ve çok sıkıldığını biliyorum. Ve bu pandemi sürecinin ne şekilde noktalanacağına dair böyle kesin bir nokta, evet arkadaşlar önümüzdeki hafta çarşamba günü pandemi bitiyor gibi bir kesin noktası da olmayacak. Bir geçişli bir şey olacak burada. Fakat insanların nasıl sokağa çıkmak istediklerini, nasıl tiyatroya gitmek istediklerini, nasıl meyhaneye, lokantaya gitmek istediklerini, nasıl sinemaya gitmek istediklerini biliyorum. O sinemanın ayin gibi hep birlikte bir şeyi seyretmek, gülmek, hüzünlenmek filan, bu bir şey, bu genlerimizde de olan bir şey. Bunun ben çok fazla şey olacağını düşünmüyorum. Her şeyin geri geleceğini ve tekrar ufaktan bir geçiş dönemiyle birlikte aniden tıklım tıklım olup bir şey değil, ama belki de o da olabilir, o yani öyle bir acayip bir tıklım tıklımlık, yani film ne olursa olsun hani gitmek sinemaya gibi bir şeyler de yaşayabiliriz. Ben tiyatrolar çok önemli. Yani tiyatrolarda şimdi sinema sektörü bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Yani gerçekten bu dijital platformlar, televizyonlar vesaire. Ekonomik pastanın da daha büyük bir bölümünü kapladığı için kolay da, yani tiyatro gibi göz ardı da edilemiyor bir de sinema yani. Müzisyenler de, tiyatroyla müzisyenler de zaten. Onların durumu gerçekten içler acısı bir vaziyette. Bir şekilde her şeyin tekrar başlayacağını düşünüyorum. Fakat yine de bu dönemden kalan bazı alışkanlıklar olacaktır. İnsanlar gerçekten evde bir şey seyretmeye alıştılar. Ev bizim en güvenli yerlerimiz. Sadece şey değil, korunuyoruz evlerimizde. Yani başka bir duygu. Eskiden evlerimizde oturuyorduk, yatıyorduk, uyuyorduk. Bir yemeğimizi yiyorduk, dışarı çıkıyorduk. Şimdi bir de şeyimiz bizim, güvenlik alanlarımız, hapishanelerimiz, sığınak gibi bir duygu oluştu. Orada da bir şey gelişti tabii ki. Bir başka farklı bir şey, tüketme, hikaye tüketme biçimleri gelişti. Bunların arasında şey de var tabii, sesli hikayeler de var. Yani podcastler de dinlenmeye başlandı. Biraz daha insanların bir şey seyrederken hiç kıpırdamadan 30 saat bilmem kaç bölüm sezon dizi seyredip hiç kıpırdamadan seyretmek yerine biraz daha hareket ederek, işte yemek yaparak ya da başka bir şeyle uğraşırken dinleyerek bir hikaye takip etmeler falan. Bunlar da arttı çünkü kıpırdayamamak falan artık bir şey, sorun haline geldi. Bunlardan bazıları kalıcı şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani insan yalnız olmamaya eğilimli. Bir arada olmaya, bir arada bir şey yapmaya, yemek yemeye, bir arada bir şey seyretmeye eğilimli. Clubhouse'un bir aslında değil mi, yani bu kadar bir anda patlam vermesi o aslında. Yani o, bir arada aynen, bir şey konuşuyor olmak. Aynen, yazmadan bir şey konuşuluyor. Dinleme alışkanlığını arttıran bir şey. Bütün o içeriklerde, YouTube içeriklerinde, podcast içeriklerinde biraz daha özenli, biraz daha kurgusal şeyler yapmaya itecektir diye düşünüyorum. Tabii ki. Çünkü orada deli gibi bir şey muhabbeti var, geyik muhabbeti var. Fakat çok da enteresan bir şey var. Herkes nasıl kibar birbirine karşı. Yani şimdilik öyle gerçekten. Şimdilik öyle. ama yüz yüze olunca, yani sesli bir şey olunca biraz da ona mı doğru itiliyor bilmiyorum. Bütün bu disiplinler, bütün bu şeylerin arasında gidip geliyoruz ama bence iyileşecektir durum. Şey kısmı ilginç geldi şimdi hakikaten bana da. Ya Twitter'da hepimiz çok daha sinirliyiz ya. Yani evet. Şöyle bir feedlerimize baksak şu an. Ama Clubhouse'da gerçekten kimse öyle değil ya. Burada bir yeni, bir şizofrenik bir durum şey da var. Şey, o yeninin büyüsü ve şey, charmingliği yani aslında. Yeniye olan tahammülü. Değişeceğini düşünüyorsun yani. %100 tabii ki. Orada da birbirimize bağırmaya başlıyoruz. Tabii ki. Twitter'ın çünkü ilk zamanları değil mi? Daha tatlı yani, biz o gerçekten gittiğimizde dutluktu yani Twitter'a. Yani benim follow ettiğim 20 kişi falan vardı yani.
Ve gerçekten o zaman da öyleydi. Herkes çok kibar, böyle derdini güzel güzel tatlı cümlelerle anlatan. Ve yani şu anda kaçıncı yılı Twitter'ın, işte 12 falan benim herhalde online olduğum orada. Yani yangın yerine dönüştü yani. Tabii ki hele ki orası bir de yazı dilinde şeydir ya, daha hani bir düşünme prosesin vardır ister istemez. Yani ama konuşmada o proses de yok yani. Hani ağzından çıktığı gibi orada ve yani bunun kontrolü çok daha zorlaşacağını düşünüyorum Clubhouse'da ileriki zamanlarda. Yani infial kavgalara hazırlıklı olalım derim. İnsanın biraz sevmeye ve sevilmeye de ihtiyacı olduğu düşünüyorum ve onun biraz da karşılığını o şekilde alacaklarını düşünüyorum ve yani şu anda bile çok ortalık kan gövdeyi götürürken Boğaziçi Üniversitesi hikayelerinde filan hani ben farklı cephelerden şeylere de girip dinliyorum ne oluyor ve karşılıklı çok saygılılar. O saygı bir şekilde devam ediyor diye düşünüyorum. Tabii ortada çok değişik bir şey var, bir Android iPhone meselesi i̇nanılmaz var. Yani. Bir i̇nanılmaz var bir ayrımcılık var. Ve gerçekten bir iPhone kitlesi var yani. Onların ilk defa yani bir kitleyi, herkes düşünsene binlerce kişi ve sadece iPhone'da bunlar. Yani. Yani nasıl olabilir diyorsun yani. Nasıl olabilir diyorsun, gerçekten öyle. Orada bir farklı bir insan modeli varmış gibi geliyor bana. Şey soracağım ben, aslında zor bir soru bu biraz ama yani kariyerinin böyle ileri noktalarını olgunlaşmış yazarlara sorulur genelde geçmişte. Yaptığınız işlere bakınca nasıl defektler görüyorsunuz ve kendi yaptığınız işleri nasıl yorumluyorsunuz diye. Tabii ki spesifik örnekler beklemiyorum burada ama yani şöyle bir genel kendi geçmişinizde yaptığınız işleri değerlendirdiğinizde ne söyleyebilirsiniz? Nasıl ya, bir sürü şey söyleyebilirim. Bütün projelerin, o projelerin üzerinden şey yapabilirim, konuşabilirim. Atıyorum benim ilk sinemaya adım attığım... O şimdi asker, bayağı bildiğiniz televizyon diliyle yazılmış bir iş bence. Yani çok profesyonel bir iş değil çünkü o benim işte şey yazarlığından, oyun ve televizyon yazarlığından işte sinemaya geçiş. Bir sinema dilinde yazılmış bir iş değil. Neredesin Firuze'ye baktığımda çok önemli bir faça var. Yani artık bunu ben bu yaştan sonra ona izin vermem ama... ya yazalım da sonra çekerken keseriz meselesinde çok fazla sıkıntı oluyor. Halbuki yani kesip tam bitirip öyle girilmesi gerekiyor şeye, çekime. Neredesin Firuze'de açık kalmış bir sürü hikaye var. Tamamlanamamış, sığmamış hikayeler var. 7 tane şey yazdım ben ona, alternatif final yazdım. 7'sini de kullandı Ezel yani. O yüzden film bitmiyor. Tam bitti zannediyorsun, yeni bir final geliyor. Tam burada biter diyorsun. Olmadı, o canlanıyor, bir şey oluyor filan. Hani onların halbuki bir kere kullanılması için yazdığım şeylerdi onlar. Ama hepsi çok güzel, hepsini kullanıyorum. Abi bir yandan Neredesin Firuze'yi bence iyi yapan şeylerden biri de o Messi hali gibi geliyor bana biraz. Hep eskiden beri yani. Şeyde de oldu aynı şey. Hacivat Karagöz'de de maalesef oldu. Yani bir şeyleri beğeniyoruz, yeni bir şeyler koyuyoruz. O koyduğun şeyle gidiyor. Kamana bölümünü tamamen atmak zorunda kaldık şeyde. Çünkü bacılar çok fazla şey aldı. Birden bacıların aksiyon sahneleri falan da oluşuverdi. Şeyin filmin içinde. Onlar oluşunca bir taraftan kesmek zorunda kalıyorsun. Bazı hikayeler sonuçlanmıyor. Yani senaryolarda şeyde fayda vardır. Finallendirmeye, karakterlerin finali vardır, hikayelerin finali vardır. Tabii olmamasını tercih edebilirsin. Bu bir dil olabilir ama genel klasik yapıda böyle şeyler var. Bir sürü şeyi sonuçlandıramadık. Senaryoyu bitirip öyle girmek gerekiyordu. Fakat biz Hacivat Karagöz'de ben yazmaya devam ediyorum, çekim devam ediyor filan. Sonra bir gün ben son sahneye yazdım, verdim. Bitirmişler filmi. O başka, anladın mı? Ben çünkü yani film bittikten sonra ben yazmaya devam ettim. Yani öyle bir korkunç bir şeydir o. Bir yandan da güzel çünkü
atıyorum ya bu duvarda işte şey olsun işte gölge hikayesini buraya yansıtıp başka türlü yapalım falan deyip sette ilham veren bize şeyleri ondan sonra. Çünkü yazdığın zaman şeyi görmüyorsun. Birden set koşullarını görünce orada o set koşullarında bir şey ilham veriyor. Alıyorsun bir sahneyi pıtır pıtır değiştiriyorsun filan. Hacivat Karagöz öyle devam etti. Yani ben durmadan yazıyordum film çekimi sırasında. Kaldı ki film bittikten sonra da yazmaya devam ettim. Bilgi asıl bizim koymamız gereken, yani bilgiyi direkt göstermek değil ama hakim olmak meseleye çok önemli. Yani senaryo yazmayı teknik olarak hemen burada 3 saatte senaryo yazmayla ilgili bir şey toparlayabilirim ben. Ama ihtiyacımız olan şeyler bilgiye ihtiyacımız var. Kiralı katil gibiyiz. Yani bir alanımız var. O alanı iyi bilmek zorundayız. Bir hapishane filmi çekiyorsanız hapishanelerde ne oluyor? Nasıl bir jargon var, insanlar nasıl bir yaşam var içeride, bütün bunları bilmek zorundasınız. Şimdi o şey bana çok keyif veriyor. Bir projeyi yaparken o projeyle ilgili yeni bir öğrenilecek, çalışılacak bir alan geliyor önünüze ve orada çalışmaya başlıyorsunuz. Bundan daha keyifli hiçbir şey yok. İlk başladığım zamanlar biraz daha az önem veriyordum bu tür şeylere. Şimdi çok daha önemli diyorum. Fakat onu da çok abartmamak lazım. Bir şey yazarken, yani bu kitaptan örnek vereyim. 3 senedir yazıyorum yani ve durmadan okuyorum ve sabah kalkıyorum, yazmam lazım ama okumak o kadar eğlenceli ki o senin bütün gazını alıyor, okudukça okuyorsun. Fazla bilgi de durdurulması gereken bir şey aslına bakarsanız. Yani hayal gücünü kısıtlıyor olabilir mi biraz bazı noktalarda çok fazla bilmek? Çünkü o zaman boşlukları hayal etmen gerekmiyor olabilir sanki. Hayal gücünü de kısıtlıyor. Seni şey itmeye de, rasyonel davranmaya itiyor. Şey koyamıyorsun oraya. Hep böyle bir rasyonel çözümler peşine düşüyorsun. Halbuki hiç öyle bir şey yapmak zorunda değilsin. Yani ben mesela Hacivat Karagöz'ü şu anda yazıyor olsam bambaşka şeyler koyardım içine. Hacivat Karagöz'ün bu kadar çok seyredilme sebebi aslında background. Hı-hı. Yani ana hikaye değil, öndeki hikaye değil, arkadaki background, Osmanlı nasıl kuruldu hikayesi. Oradaki otantik bir yapı var çünkü. Evet. Orada da şey beni mesela bacıları bir 200 sene yer değiştirerek, 100 sene zaman atlatarak yani bacıların şeyde olduğunu düşünüyoruz, Selçuklu döneminde olduğunu düşünüyoruz. Ondan sonra aslına bakarsanız Selçuklu'nun son döneminde olduğunu düşünüyoruz ama biz onu biraz sinema gerçeğiyle şeyi değiştirdik, tarih değiştirdik. Ve o beni çok rahatsız etti uzun bir süre. Halbuki şimdi görüyorum ki hiç tabii rahatsız ki olacak hiçbir şey yok. Bunu daha fazla yapardım ben şimdi olsaydı. Şimdi aslında güzel de bir pas olmuş oldu bana. Yani şimdi bir bakınca Levent gerçekten aslında bütün Türkiye mizahının hem yönünü değiştirmişsin yıllar içinde, hem de yani bir yapı sökümle bambaşka bir alanlar açmışsın hepimizin kafasında farkında da olmadan yani biz seyirci olarak. Ve yani hem duruşunla, ürettiğin işlerle hiç takipçilerini de yani mahcup etmedin bunca zaman. O yüzden ayrıca tabii ki seviyoruz seni izleyicilerim ve takipçilerin olarak. Senin aslında senaryo yazımı için mesela referans gösterebileceğin bir masterclass gibi gördüğün bir dizi ya da film var mı? Çok merak edecektir eminim izleyiciler senden gelecek önerileri. Bir sürü şeyden bahsedebiliriz. Karşılaştırmalı şeylerden bahsedebiliriz. Mesela Taxi Driver çok önemli ve klasik bir filmdir. Klasik bir şekilde yapılmıştır. Ben Taxi Driver'la Pulp Fiction'ı karşılaştırmak isterim. Pulp Fiction da çok önemlidir. Çok Tarantino sineması çok seven bir adam değilim. Pulp Fiction'ı çok severim. Ondan çok önemli bulurum senaryosunu. Çünkü klasik senaryo eğitiminde olan şu şey cümlesini bilirsiniz.
çıkarttığınız zaman şeyde hiçbir şey değişmiyorsa akışta onu hemen atmanız gerekiyor, o fazlalık. Halbuki Pulp Fiction'da sadece fazlalık. Pulp Fiction'da bir diyaloğun o fazlalığın atmosfer yaratabileceğini gördük mesela. Şeyde ise öyle değil, Taxi Driver'da bir cümleyi bile atamazsınız. Aynen. Hepsi gerekli. Dolayısıyla o ikisinin karşılaştırmasını yapabiliriz. Sopranos çok önemli bir dizi. Şeye baktığınız zaman o yani gerçekten Sopranos'u böyle bir ameliyat edip bütün senaryo tekniklerini görebileceğiniz, öğrenebileceğiniz bir yapıya sahip. O da zaten terapi üzerinden tabii ki bayağı bir devrim yaptığı için. Good Wife ve Good Fight diye iki tane dizi var. Karı koca Kingler yazıp yönetiyorlar bunu. Çok önemsiyorum Good Wife ile Good Fight'ı. Good Fight şeyde başlıyor. Trump'ın seçilmesinden itibaren başlayan son derece politik bir şey yapısı olan bir dizi. Good Wife da öyleydi galiba. Good Wife da öyle. Good Wife da bir politikacı bir kadının hikayesi. Brain Dead çok önemli bir komedi olduğunu düşünüyorum. Çok kısa sürdü, çok uzatmadılar ama çok farklı disiplinlerde komedi biçimlerini bir araya toplayan, biliyorsunuz şey geliyor, uzaylılar karınca şeklinde geliyor ve insanların kulaklarından girip beyine yerleşiyor ve beyni yemeye başlıyor. Fakat şeylerde, muhafazakarlarda en ufak bir değişiklik olmuyor yani şeylerde. Yine siyasi bir komedi. Breaking Bad yani çok tabii çok ki iyi bir senaryo. Var mı ekleyecek bir şeyin? Kaan seni soracak bir şey. Harikaydı bence. Levan, senin ekleyecek bir şeyin var mı? Atölye ile ilgili ya da herhangi bir konuyla ilgili programın da sonuna gelmişken. Ekleyecek bir şeyim yok. Tamam. Çok teşekkür ederim. Son kez duyurusunu yapalım. Senaryostudiosu.com. Ya bizi çok fazla izleyen, elinde senaryosu olan, fikirleri olan gerçekten insanlar var. Onlara buradan tekrar tavsiye etmiş olalım. Zaten aşağıdaki açıklamada da linki bıraktık. Girip oradan sisteme, derslere, hocalara, atölyelere hepsine bakabilirsiniz diyelim. Evet, Basın Odası'nın 3. bölümünden Levent Kazak'la yapmış olduğumuz program bu şekildeydi. Kendisini inşallah günün birinde aşırı prestijlerde de görmek dileğiyle dedikten sonra programımızı kapatıyoruz. Görüşmek üzere herkese.